bugün futbol hastalığının her çeşit insanı sardığını görmekteyiz. Ben sabaha kadar namaz kılan bir adamım. Lakabım Karınca Hasan. Ben bu köfte tezgahını hazırladığım zaman ben buraya köfte tezgahımı 5'te getirdim. Buraya 5'te kimse yoktu. Ben o saate kadar evimde zikir çektim. Teheccüd namazı kıldım. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de yalvardım. Ya Rabbi dedim, hiçbir şeyimiz yok. Barek dedim, bizi dedim böyle mutlu et dedim. Biz dedik ki Allah'ım dedim, ben dedim bu semte doğdum. Ben Beşiktaş Ortaköy çocuğuyum. Doğma bebeğim. Allah'ım, benim çocuklarım bir şey görmedi. Şampiyonluk görmedi. Böyle güzellikler görmedi. Ya Rabbi, senin o gönderdiği kutsal hazinenin üstünde sabahlara kadar zikir çektim. Hep Allah dedim. Her zaman Allah dedim. Her zaman Allah dedim. Her zaman da Allah dedim. Antalya maçında dualarımızla galip geldik. Kadıköy'de Fenerbahçe kupa maçında kaleciyi Rüyü'yü geçiyor Alex. Birdenbire ayağa takılıyor, düşüyor, boş kaleye gol atamıyor. Allah o kadar güçlü ki bizim hürmetimize, güzel kulların hürmetine onları orada iki kere de o maçı yaşadık. Bir Pankur'un kaleye geçtiği maç, 9 kişi kaldığımız maçta yine zikir çektik radyodan dinleyerek, Allah Allah dedik, melekleri artık böyle ışıklarını görmeye başladık. Dedik ki bu maçta dedik. Artık bayanlar da takım tutuyor. Hatta kimi zaman bayanların maç bileti kuyruğunda izdiham bile yaşanmaktadır. Sinirlerimiz allak bullak oldu. Şu kalabalığı görüyorsunuz, rezalet yani. İstediğimiz iki bilet. Başka bir şey istemiyoruz. Gerçek Fenerbahçeliler buraya gelsin. Hayranlı taraftarlar gelmesin. Bizim kadın taraftarlarımızı rezil etmesinler. Çok öfkeliler çünkü derbiye bilet bulamadılar. Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi kadın ve çocuklara bilet dağıtılacağı açıklanınca sabahın ayazında yola koyuldular. Şükrü Saraçoğlu stadyumu önünde saatlerce beklediler. Ama dağıtılacak bilet sayısı 530, sırada bekleyen taraftar sayısı ise yaklaşık 1500 olunca izdiham kaçınılmazdı. Bazı taraftarlar ezilme tehlikesi geçirdi. Linç ediyorlar kardeşim. Ya ezileceğiz. Biletlerin satışa çıkmasıyla tükenmesi bir oldu. Bir kişi var evde şu an. Bekliyor, yok bilet yok. Cuma günden beri bilet bitti dediler, uyku uyumadım. Dün de geldim yok, bugün de geldim yok. Satılmıyor, yok bulamıyoruz işte. İçeri giremezsiniz, ne yapacağız biz şimdi? Buraya giremedik, buraya da vermediler. Dün geçen hafta da geldim, niye gelmeyeceğim? Sesim kısıldı bağıra bağıra. Vallahi ben doğdum doğalı Bursa sporluyum, 63'lüyüm. Doğduğum zaman kurulmuş. Kimi bayanlar da alt tarafı bir oyun için artık edep sınırlarını da iyice aşmaktadırlar. Ölümüne şanlıklanır ya, Olimpiyatta yarı yarı ya, koyacağız zipte çıkmama. Duyuyoruz, kendisine dünürcü gelen bazı kızlar damat adayı rakip takımı tuttuğu için sırf bu gerekçeyle evlenmek istemiyor. Evlerde baba oğul arasında olduğu gibi anne kız arasında da taraftar tartışmaları yaşanıyor. Fenerbahçe aşk demek, tutku demek, gurur demek, şeref demek, emek demek, Fenerbahçe hayat demek. Şimdi Beşiktaş bölümünde bilinçlendi. Şimdi bu anlattıklarına göre de bilinçlendi. Şimdi aramızda Fenerbahçeli lavuklardan da duyuyoruz. Buradaysa futbol dininin müezzinleri olan bir grup amigonun maç öncesi taktik toplantısını görmekteyiz. Ama burada esas ilginç olansa birazdan gelecek olan yaşlı bir teyzenin onlara söyleyecekleridir. Normalde teyzenin oğlum böyle boş işlerle neden uğraşıyorsunuz diye nasihat etmesini bekliyorsunuz ama boşuna. Açıkta. Buyur anneciğim. Hoş geldin. Arkadaşlar şöyle bir çökelim de herkes dinlesin. Bir dakika ben 88 yaşındayım. Ben Allah uzun ölmesin. Maç meraklısıyım. Ben duşuyu 18 yaşından beri şu çırağımda. Çırağımdan sonra oraya şimdi. Allah Beşiktaş'a iyi kuvvet versin. Fakat Beşiktaş yenildiği zaman inan oğlum hasta oluyorum. Nedir bu Beşiktaş? Eskiden Beşiktaş böyle miydi? Bir gol attığı zaman... Hakkı asker miydi geldi.
Şöyle ayağımla yaptı, Üsküdar inledi. Oğlum şimdi nedir bu gençler? Üzülüyorum, bu yaşta üzülüyorum Beşiktaş yenildiği zaman. Helal olsun benim. Maalesef az önce de gördüğünüz gibi bu hastalık küçük büyük, genç yaşlı, erkek kadın demeden birçok insanı sarmış durumdadır. Açlık hisseden bir bebeği yalancı memeyle ve oyuncakla oyalayan bakıcı gibi gerçek dinden uzaklaştırdıkları ve çocuklaştırıp oyun ve oyuncaklarla meşgul ettikleri vatandaşları yapay dinlerle oyalamak, tağut adlı bakıcıların klasik taktikleridir.